Ve karşınızda Dedektif Gadgets. İspanya'dan tüm Atlantik Okyanusu'nu geçip Florida'nın doğu sahillerine kadar yüzdüm. Ama araştırmaya devam edemeyecek kadar yorulmadım henüz. Florida'nın tarihi Aziz Agustin kentindeyiz. Amerika'nın en eski şehri. Şu anda 1500'lerde İspanyolların ayak bastığı sahillerdeyiz. Ben de kaşifler gibi buraya enteresan bir şeyi incelemeye geldim. Gençlik Çeşmesi. Amerika'nın en eski şehri Gençlik Çeşmesi'ne göre garip bir yer. Hadi araştıralım. Oh! Ama bu bir çeşme değil ki. Bu bir kale. Hem de her yanı suyla çevrili. Sanki kaleyi korumak için de yapılmış özel bir nehir gibi. Bu kalenin adı Castillo de San Marcos. Ve burası Aziz Agustin mücevheri olarak görülür. Eğer bana inanmıyorsanız köşelerdeki elmas şeklindeki surlara bakabilirsiniz. Bu sayede toplarla her yöne ateş edebiliyorlarmış. Bu kale artık ulusal bir anıt olarak görülüyor. Kalenin adı İspanyolca. Çünkü 1622 yılında İspanyollar tarafından yapılmış. Ve bu koca kale hiçbir zaman fethedilmemiş. Aziz Agustin kenti tam bir zaman makinesi. Yaklaşık 500 yıl önce 1513'te İspanyol kaşif Don Juan Ponce de Leon buraya gelmiş ve adını La Florida koymuş. Efsaneye göre Ponce de Leon buralara altın ve gençlik iksiri aramaya gelmiş. Bence bol vitamin, sık egzersiz ve düzenli uyku daha iyi bir sonuç verir. Ponce de Leon, sonsuz gençlik verdiğine inandığı bu su kaynağına Gençlik Çeşmesi adını vermiş. Tabii İspanyolca olarak. Daha sonra 1565'te Kaptan Don Pedro Menendez de Aviles, Ponce de Leon'u takip ederek Florida'ya gelir. Menendez de Aviles buraya geldiğinde adını Aziz Agustin koyar ve burayı İspanya toprağı ilan eder. Buralar, Birleşik Devletler'in en eski ve en kalabalık şehri olmasıyla övünür. Eski ve tarihi bir şeylere bakacak olmanız gereken yer Aziz Agustin'dir. En azından Amerika'daki en eskiler buradadır. İşte eski bir hapishane. 1800'lerde yaşlı haydutları burada tutuyorlarmış. Benim ikinci kuzenim Gadget SX burada gece bekçisi ve alarm sistemi olarak çalışıyordu. Bana anlattığına göre asılı haydutları bu odalarda yatırıp çok sıkı koruma altında tutuyorlarmış. Ve karşınızda buranın en eski dükkanı. Ama burası sadece bir dükkan değil. 100.000'den fazla orijinal parça mevcut. Bu müzede 1800'lerde hayatın nasıl olduğunu görebilirsiniz. Burası o zamanlar hem eczane, hem dişçi, hem berber, hem de manavmış. Burası ise en eski nalbant. Adı İspanyol Mahallesi Müzesi. İspanyol kolonicileri kıpkırmızı örslerde saatlerce çalışıyorlar. Çekiçler, at nalları ve çiviler hep burada yapılıyor. Bakın, az ileride Amerika'nın en eski tahta okulu. Bu okul o kadar eski ki hapishane yönetimi bile bu kadar katı değildir. Bu çocuk ya aptal şapkası giymiş ya da kafasında kocaman bir kalemtıraş var. Bazen çocuklar sınıfta çok şımarırlar ve merdiven altında zindan denilen yerde cezalarını çekerler. Hey millet! Aptal şapkaları ve zindanlar. Bazıları eski güzel günleri özlüyorlardı, öyle değil mi? Bu da dünyanın en büyük şekeri ya da yabancılar için bir berber. Aslında bu Aziz Agustin'in deniz feneri. Buradan oldukça ağır gözüküyor. Şimdi bunun bodrumuna çıkalım. Tepesine de çıkabiliriz tabii. Tepeye çıkmak için tam 219 basamak çıkmanız gerekiyor. Ve çıkarken kenarlarda hiçbir koruma yok. Hey millet! Tüm deniz feneri ışığının sadece bu küçük ampulden çıktığına inanabiliyor musunuz? Bu küçük ampul buralardaki prizmalar sayesinde koskocaman oluveriyor. Geri dönecek olursak ilginç ama bir o kadar da ürkünç şeyler var buralarda. Ama daha önce Dedektif Gadget gezisinin bir gerçeği. O zamanlar Don Pedro Menendez ve tayfası İspanya'dan Florida'ya tam 2 ayda geldiler. Bugün bu mesafe uçakla ya da gatketkopterlerle sadece 9 saat sürüyor. Tabii indikten sonra 9 saat bavulunuzu bulmanız sürebilir. Dedektif Gadget, Florida'nın Aziz Agustin kentinden bildiriyor. Ve hala kayıp gençlik çeşmesini arıyoruz. Acaba timsah ya da kuş kılığına saklanmış buralarda bir yerlerde olabilir mi? Hadi Gadget kamerası. Timsahlar, kuşlar ve her çeşit sürüngen. Bunları Florida'nın her yerinde bulabilirsiniz. Bu çiftlikte ise özellikle timsah çeşitlerini görmek mümkün. 2700 tanecik. Ama saymak isterseniz sakın parmağınızla saymayı denemeyin. Burası aynı zamanda yakın arkadaşım Gomek'in de evi. Gomek 50 yaşındaki Yeni Gineli bir timsah. Tabii yaşını yalan söylüyor olabilir. Boyu tam 5,5 metre ve neredeyse 900 kilo ağırlığında. 1 tonluk timsahı nasıl beslersiniz? Çok dikkatli beslersiniz. Gomek, o kadar açım ki seni bile yiyebilirim derse şaka yapmadığından emin olabilirsiniz. Timsahlar insan yemeleriyle de meşhurdurlar. Sonra görüşürüz Gomez. Ama yemek saatinde olmasın lütfen. Florida, Amerika'nın en yakıcı bölgelerinden biridir. Bunun sebebi en acı biberlerin buralarda üretilmesi sanırım. Daddle Do It, Aziz Agustin'deki datil biberleri. Dünyanın en acı biberlerinden olan bu biberlerin nasıl toplandığını burada görebilirsiniz. Böyle eldivenler giymeleri çok güzel tabii. Bu biberler o kadar acı ki çalışanlar maske takmak zorunda kalıyorlar. Burada bir zamanlar Peter Porker diye biri çalışıyormuş. Ama maske takmadığı için erken emekli olmak zorunda kalmış. Hey millet! Bu biberler ağlıyorlar. Belki de acıdan terliyorlardır. Bu biberlerin bu kadar acı olmasının sebebi gençlik çeşmesi olabilir mi dersiniz? Sanırım bir tanecik denesen bir şey olmaz. Al! Su verin! Su verin! Su! Su! Gadget yangın alarmı! Aha! Su ararken bulduğumuz bu yer sanırım araştırmamızı başarıyla tamamladığımızı gösteriyor. Sonunda gençlik çeşmesini keşfettik. Çeşmeden çok delik deşik bir hortuma benziyor. Aslında gençlik çeşmesi bir yeraltı kaynağıdır. Tüm bu çeşmelerdeki sular bu kaynaktan geliyor. Gençlik iksirini aramak için her yıl gelen binlerce insanın susuzluğunu da gideriyor. Affedersiniz, bir bardak alabilir miyim acaba? Hey millet! Bu su hakikaten gençleştiriyormuş. 12 yaşıma geri döndüm ve fen dersime geç kalıyorum sanırım. Gençlik çeşmesi tüm bu yıllar boyunca hep akmış. Ponce de Leon hala yaşıyor olsaydı burayı bulduğu için gurur duyardı. Ama gençlik çeşmesi pek işe yaramamış anlaşılan. Sonunda normale döndüm. Tabii eğer kafasında eller olan birine normal derseniz. Umarım bu gezimizde hoşça vakit geçirmişsinizdir. Kaleleri gezdik, timsahları gördük, biberlerin toplanışını seyrettik ve gençlik iksirini inceledik. Yanlışlıkla çantam diye bir timsah almışım. Gadget bacaklar! Muhteşem şeyler öğrenmeye devam etmek istiyorsanız sakın benden ayrılmayın. Karşınızda Dedektif Gadget. Ve size şeften gelen çok gizli bir mesajım var. Virginia'nın Williamsburg kentinin nazik ve yaşlı İngiliz beyefendileri at arabalarına dikkat etmelidirler. Besbelli şef hep en gizli yollardan haberleşiyor. Çünkü atlar oldukça kibar hayvanlardır. Bu hariç. Şu insanların üzerlerindeki ilginç kıyafetlere bir bakın. Benim keskin sezgilerime göre koloni zamanında Williamsburg'dayız. Görünüşe bakılırsa hala 1700'lerde yaşıyorlar. Bu 200 yıldan daha da öncesi. Köpek zamanıyla hesaplarsak 200 yıl tam olarak çok uzun zaman oluyor. Şimdi de bu olağanüstü yere George Washington'ın gözünden bakalım. ...1699'dan 1776'ya kadar Williamsburg, İngiltere'nin en eski, en kalabalık, en büyük ve en zengin kolonisi olan Virginia'nın başkentiydi. Bunun yanında Williamsburg'da harika fıstık çorbası yaparlar. En lezzetli koloninin burası olması çok şaşırtıcı olmasa gerek. Sizin de gördüğünüz gibi Williamsburg'da dükkanlar, hanlar, evler ve hükümet binalarıyla doludur. Amerika'nın babaları diyebileceğimiz birçok insan da burada yaşamıştır. Amerika'nın bu eski babaları bu eski binalarda sık sık toplanıp yeni hükümet şeklini tartışırlarmış. Annelerin ne yaptığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Büyük amcam Daktilo Gadget o zamanlar yapılan anayasa için çalışmış. Tabii yazı işlerinde. Amcamın böyle kıyafetler giymesinin sebebini anlıyorum. Bu tarzda giyinenler daha ciddi görünüyorlar. Daha sonra adını da değiştirip insan ismini aldı. Fakat yine de pek ciddiye alındığı söylenemez. O zamanlar çocukların birçok ilginç oyunu varmış. Bu oyunu hala Williamsburg kolonisinde oynayabilirsiniz. Çünkü burası çok özel bir yer. Zamanın donduğu yer. Hayır, hayır, hayır. Soğuk anlamında değil. İşte bir demirci. Yoğun bir gün geçiriyor. Tüm gerekli şeyleri demirciler yaparlar. At nalı gibi. Atlar demircilerin yaptığı diğer şeylerle pek ilgilenmezler. Atlar sandaletlerini hiç çıkarmazlar. Koloni zamanlarında araba olmadığı için at arabalarıyla yolculuk yapılıyormuş. Ayakkabılar arabaya değil, atlara giydiriliyor tabii ki. Çoğu çocuklar babalarının arabalarını 10 yaşındayken alabiliyormuş. Ve ehliyet almaları da gerekmiyormuş. At sürmek için gereken yaşı ise benden daha iyi tahmin edersiniz. Hey millet! Şu devasa atlara bir bakın. 50 numara at ayakkabısı giyiyorlardır herhalde. Oh! Bunlar at değil, öküzmüş. Öküzler tarlalara sürmek ve ağır eşyalar taşımak için kullanılıyorlarmış. Oh! Burası da tuğla ve odun avlusu. Tuğla yapmak için de kile ihtiyaçları var. Tuğlaları odundan yapacak halleri yok tabii. Kili ekmeğe benzetebilirsiniz. Yemeye çalıştığınızda ekmek olmadığını anlarsınız mutlaka. Çiğnersiniz ama tadını beğeneceğinizi hiç zannetmiyorum. Ekmeği başka yerden alsanız daha iyi edersiniz sanırım. Bu marangozların şu anda fıçı yaptığına inanabiliyor musunuz? Bu düz tahtalardan nasıl yuvarlak olur sizce? Fıçıyı düz tahtalardan nasıl yapıyorlar dersiniz? 18. yüzyılda işleri yapacak makineler olmadığı için tüm işi elleriyle yapıyorlardı. Tabii bazı aletleri de kullanarak. Oh, bunca iş seyrettikten sonra deli gibi acıktım. Şimdi King's Arms'ta bir yemek molası verelim. Umarım yemekte amcamla karşılaşmam. Krallara layık yemekler yapılan yerleri en çok krallar sever. Aslında krallar her şeyi çok sever. Ama mesafeler uzak olunca kralın buraya uğramış olduğunu pek sanmıyorum açıkçası. Kingsarm'da yemeğimi yedikten sonra biraz koloni zamanlarından kalma oyunları oynamak çok zevkli olabilir. Fakat biraz zor bir oyun olduğu için bunu denemem pek mantıklı değil. Koloni zamanlarında çocuklara bile birçok iş düşüyordu. Toplanması gereken sebzeler, yıkanması gereken çamaşırlar, yapılması gereken yemekler ve oynanması gereken oyunlar vardı. O zamanlar ortalama bir ailenin 6-7 çocuğu olduğunu ve hepsinin küçücük bir evde yaşadığını biliyor muydunuz? Ve banyolarda evin dışındaymış. Acıkmış olan bu çocuklar en yakın restorana nasıl gidileceğini soruyorlar. Ama atla gitmeye izin yok. Williamsburg gezimize tekrar hoş geldiniz. Soğuk savaşa kadar Williamsburg'da genel bir okul yokmuş. Ama yine de sürekli oyun oynadıklarını zannetmeyin. Çoğu çocuğun özel öğretmeni varmış ve evde eğitim görüyorlarmış. Böylece onlar da okuldaki 4 önemli konuyu öğreniyorlarmış. Okuma, yazma, matematik ve tuvalete gitmek için parmak kaldırma. 18. yüzyılda Williamsburg halkının yarısı zenciymiş. Aslında zenciler ilk olarak 1690'da köle olarak getirilmişler. İyi çalışmaları sonucu onlar da buraya ilk yerleşenlerden olmuşlar. 200 yıl önce herkes çok kibarmış. Selamlaşırken hep şapkalarını çıkarırlarmış. Ama ben bunu yapmaya kalksam kafamdaki tüm aletler dökülür. Kellik varsa peruk da vardır. Ama o zamanlar çoğu insan hep perukla gezermiş. Hatta erkekler bile. Hep böyle şapkayla gezmeleri perukları düşmesin diyedir belki. Selamlaşırken nasıl dikkat ettiklerine bir baksanıza. Peruklarını rahat takabilmek için hem erkekler hem de kadınlar saçlarını hep kısa kestirirlermiş. Çok saçma, öyle değil mi? Eski saçlardan yapılmış peruklara takabilmek için güzelim saçlarını kestiriyorlar. Sonra da peruklarını daha iyi görünsün diye pudralarlarmış. Yani daha da eski gözüksün diye herhalde. Williamsburg sadece şirin bir kel olmasıyla meşhur değildir. Yani şirin bir yer diyecektim. Amerika'nın İngiltere'ye karşı açtığı bağımsızlık savaşında çok önemli bir rol oynamıştır. Burası 5. Millet Meclisi'nin toplandığı ana binadır. Savaşa başlama kararı işte bu binada alındı. Artık pudralı peruklarla bir alakaları kalmamış. İngiltere'ye karşı savaşıp özgürlüklerini kazandılar. Bu da beraberinde birçok değişiklik getirmiş. Biri de evlerin içine banyo yapılması olsa gerek. Ayrıca Yorktown kampı da buradadır. İngiltere'ye karşı yayılan bağımsızlık savaşının ordusu bu kampta oluşturulmuş. Amerikan devrimi uzun ve zor bir savaş olmuş. Ve Amerika özgürlüğünü kazandığında İngiliz askerleri tam burada hapsedilmişler. 7 Temmuz 1781'de George Washington önderliğinde Amerika kurulmuş oldu. Yorktown ziyaret edilecek bir kamp olarak hala korunuyor. İşte size 2 asker. Yorktown'da öğrendiklerini sergiliyorlar. Asker hareketleri işte. Bunlar da Notre Dame çanının ucuz kopyaları olan özgürlük çanları. Aslında benim gadget alarmıma çok benziyorlar. Sanırım kendi alarmımı tamir ettirsem iyi olacak. Yorktown'da siz de asker hareketlerini öğrenebilirsiniz. Asker yürüyüşünü, silahşör dönüşünü, ileri düzey ateşi öğrenmeyi öğrenebilirsiniz. Kendi başınıza yürümek biraz alakasız ama daha zevkli olabilir. Askerlik hareketlerini öğrenemezseniz sizin de başınıza bunlar gelir. Aslında bunlar hoşça vakit geçiren turistler. Burkulan kollar. Sanırım pek iyi bir alet değil bu. O savaş günlerinde kötü adamlar bu aletleri sıkça ziyaret etmişlerdir. Umarım bu gezimizde de iyi zaman geçirmişsinizdir. Hadi Gadget, gezelim. değil.